Yani yüz yüze bir ilk görüşmemiz olmuştu İstanbul'da. İkinci görüşmeyi Bursa'da yaptık. Zaten o görüşmeden sonra şekillenmeye başladı zaten. Anlayış ve inanmak lazımdı. Yani %100 inanmak ve net olmak lazımdı. Hiçbir kararımda bugüne kadar net olmadan tam kararsız kalarak hareket etmedim. Takımlarla anlaşırken, geçmiş yıllardaki tercihlerimden, tabii ki tercihlerin devamı olmayabiliyor çalıştığınızda ama Bursa Spor'la ilgili bu devama güvenmek istedim. Bu yılki hedef gerçekleşmediğinde olabilecek devamlılıkta aslında gelecek sezonda Bursa Spor'da yer almak istedim. Çünkü sezon başından bir takımı aldığımızda ben bu takımın ligde olabileceğini garanti eden bir anlaşmayla gelmek istedim. Süreç bununla ilgiliydi aslında. Hedefler ve kendi inancımla ilgiliydi. İnandığım en son aşamada da Hayrettin Başkanım'la, Emin Adanur'la görüştüğümüzde de bu soru işaretleri açıkçası gelecekle ilgili, kulüpte devamlılıkla ilgili üçüncü ve dördüncü tercih oldum. O dönem üçüncü, ikinci olacaktım. Teknik adam değişikliklerindeki tercihli inancının, sizin inancınızın, taraftarın inancının kaybolduğu dönemde kendim inanmam lazım tekrar herkesi inandırabilmek için. Ben Bursa Spor'a inanan bir teknik direktörüm. İnanan bir insanım. Teknik direktörlüğümün ötesinde buraya, kulübe, oyunculara liderlik edebilecek bir ekibe tabii ki tercihli insanlığa sahip olduğumu biliyorum. Umarım gerçekleştiririm. Futbol göreceli biliyoruz, hepimiz biliyoruz ama insanlara sadece umut vermek değil, yaptığımız işle de, çalışmalarımızla da bunu destekleyici, somut işler göstermek istiyoruz. Sebebi sadece buydu. Neden? Çok soruldu, bana da soruldu. İnanın çok cazip teklifler de aldık. Süper Lig'de de devam edebilecek teklifler almıştım. Fakat neden Bursa Spor olmasın? Tekrar kendim ve Bursa Spor için doğru bir buluşma zamanının bu zaman olduğunu düşündüğüm için bulunduğu yere hiçbir zaman bakmadım. Çünkü bunu ayağa kaldıracak yapıya da sahip. Üzücü olsa da PTT'de dahi düşme bölgesine ben o düşen takıma sonradan katılan ve o kaosu yaşayan bir oyuncuydum. Geçmişimde Bursa Spor'daki 2003-2004 sezonumda. Neler yaşandığına çok şahidim. Düşme adayı Süper Lig'de çok takımda mücadele verdim. Çok şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Ama bugün Bursa Spor olduğu durumdan mevcut durumunu yukarıya ve hedeflerine götürecek inanca sahip olduğum için bu teklifi bugün inşallah hepimiz adına hayırlı olacak şekilde imzaladık. Hocam, Bursa'da bugün vefoto maç Serkan Yetişmişoğlu. Öncelikle hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz. Dün akşam üzeri sizin anlaşmanızın netleşmesinden sonra yaptığımız telefon görüşmesinde zaten inanmasam en azından playoff oynayacağımıza teklifi kabul etmezdim ve Bursa'ya gelmezdim dediniz. Nitekim ekibinizle birlikte dün geceyi Bursa'da geçirdiniz. Ve sizin 18 yıl önce Bursa Spor'da oynadığınızı da biliyoruz. Sportif direktör Deniz Kolgu da Bursa Spor'da oynadı. Öyle bir yapı var. Yönetimle beraber sanıyorum transferlerde bir ortak akıl ortaya koyacaksınız diye tahmin ediyorum. Bu konuda görüşünüzü alacağım. Bir de bugün takımla toplantı yapma şansınız oldu mu? Gerçi biraz idmana çıkacaksınız ama takımın havası nasıl? 1,5 idmanla Menemen deplasmana gideceksiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 1,5 idmanla 2 antrenman yapacağız bugün ve yarın Bursa'da. Şimdi ortak akıldan bahsettik. Teşekkür ederim düşünceleriniz için. Serkan'la tanıştığımız öncedir. Önceki Bursa Spor görüşmelerinde de neden olmasın dediğimizde aslında inançtan bahsettim. İnanç bu. İnanç şu ki bu futbol aklının, ekibin, sistemin sadece teknik adamla ilgili olmadığıyla alakalı. Ve fedakarlık yapan bugüne kadar maddi ve manevi anlamda ve karşılığını moral olarak da alamamış bir yönetimle görüşmeleri yaptım. Çok fazla da içsel şeyde konuştuk. Takımla ilgili de, buradaki idari ve yapılanmayla ilgili de çok konudan bahsettik. Tabii ki bahsetmek yani önemlidir. Mevcut durumu anlamak, analiz etmek, yorumlamak ve adım atmak için. Bu konuda bugüne kadar tesisteki ve de çalışanlar dahil hepsiyle de bir görüşmelerimiz oldu.
basit tabii tanımalar ve daha önce çalışmış, bundan önceki hala içimizde olan hocalarla da görüşmelerimiz oldu. Bu sadece ön görüşmeler. Futbol aklından bahsettik. Evet, futbol aklı önemlidir. Futbol aklı sadece dışarıda değil, takımın içinde sahada da önemlidir. Futbol aklını kazandıracak tüm aslında kaynaklarında bizde olduğunu biliyoruz. Tecrübesiz insanlar değiliz. Geçmişimizde Hayrettin Başkanım'la da bir arada olmuştuk. Ve yani bu aklı götürebilecek önemli insanlara sahibiz. Fakat söylediğiniz fikir birliği ve bunu yorumlamak, uygulamak aslında esas. Yani transfer yaparken yapacağız. Mevcut kadronun durumuyla ilgili tespitlerimizi yapıp yolların ayrılması gereken oyuncularla ilgili düşüncelerimizde bunu yapacağız. Takımın içinde bulunduğu mali durumu gözeterek bütçe yaparken, transfer adımlarını atarken, bundan önce yaptığımız tüm yanlış adımları değerlendirerek adımlar atacağız. Aslında futbol aklını, ortak aklı da böyle bulacağımızı düşünüyorum. Yani ne olmaması gerekiyor? Bunlar olduğunda da açıkçası sonucun ortaya çıkmaması gerekiyor. Ama ben bu sürece yürekten ve emin olun kendi inandığımız tüm kaynağımızla, içimizdeki, yapımızdaki, eğitimimizdeki ve futbolculardan alacağımız verimle ilgili diğer adımların da tesis yapılanması dahil, menajerliğimiz, sistemimiz dahil, yönetimimiz dahil, izleyen scoutlarımız, altyapımız ve tüm buradaki personelimiz dahil nasıl yönetilmesi gerektiğini çok iyi bilen, tabii ki hatalar olmuş ama bundan da artık bunlar geride kaldı demeyerek, tecrübelenerek devam eden bir Bursa Spor olacaktır. Bu futbol aklı Bursa Spor'un adıyla birleşecek, inanıyorum. Teşekkür ederim. Uzun vadeyi demin bahsettim. Süper Lig'i orada yer alacak bir takım olmak. Yani bu takımın Süper Lig'de olması. Bu sezon ya da gelecek sezon. Kısa vade hedef ortaya geçmeden. Kısa vadede de bu yıl o puan farkını kapatacak bir Bursa Spor olabilmek. Yani işte 3 maç kaybedilebilir, 2 maç kaybedilebilir, önümüzdeki maç sonrası kaybedilebilir. Ama inandığınız noktada bazı doğruları ve onları oyuncularla birlikte gerçekleştirecek şekilde ortaya koyarsanız emin olun sonucu eninde sonunda alacaksınız. Bu ligin son haftası da olabilir. Ligin son haftasına girmeden kendimiz orada da buluyor olabiliriz ama sadece biraz tabii ki geride kalmış olduğumuz puan durumunda bunu sadece kazanarak yukarı çıkabileceğimizi bildiğim için puan hesabı yapmadan, orta vadede de puan hesabını kazanıp kaybetmemekten değil, bir kere hiçbir şekilde kaybetmeyen bir Bursa Spor takımı olmasını istiyoruz. Bunun için aslında ikinci yarı, çünkü gerçekleştirdiğimiz geçmişteki çalışmalarda küme düşme adayı takımlarda da çalıştım. Şampiyon adayı, şampiyon olan takımlarda da bulundum. Bunların içindeki en önemli nokta o kriz dönemlerini, böyle dönemleri yönetebilmekten geçiyor. Burada sadece dış basını, sosyal medyayı, şunu bunu değil. Çok fazla yoruma ve aslında o cehalete inanan bir yapıdayız. Bursa Spor'un özelinde değil bu. Tüm Türk futbol sisteminin anlayışında. Sistemin, planlamanın, organizasyonun gerçekleşmesi gerekirken başka konulardan bahsetmeye başlıyoruz. Yani sosyal medyam yok. Instagram'ı çok oldu kapatalı ve işe yoğunlaşma adına, etkilememesi adına da beni bunu yapmıştım. Çok fazla faydasını gördüğüm için de açıkçası. İlk işimiz oyuncuları soyutlayacak, zihinlerini temiz ve tesisimizi temiz alanda tutacak bir şekle dönüştürmekti. Bunu konuşmuştuk aslında o planlamanın içinde. Ve kısa vade ve orta vadedeki hedefimizde de bu puan farkını, 8 puanlık playoff sınırını, 6.lık. Ama onun üzerindeki hedeflerimizin açıkçası ilk yarı devre arası
bu hafta oynayacağımız maç ve ikinci yarın başındaki maçla birlikte yapacağımız transferlerle yukarıdaki puan farkının da çok olmadığını farkındayım ilk ikiyle. Bunu hedef olarak şu an koymamız imkansız ama orta vadede hedefte playoff ve o playoff oynayarak Süper Lig'e çıkacak bir takım hedefi. Uzun vadede de o 1-2'yi zorlayacak bir takım yapma, onu gerçekleştirme hedefimiz var. Bunlar kısa, orta ve uzun vadede düşünüyoruz biz içimizde ama en önemli adım ilk adımdır. Bunu güçlü bir şekilde ve kendinize güvenerek atmamız gerekiyor. Maalesef oyunda da dışarıda da artık o güvenin sarsıldığı bir dönemde biz o güveni futbolculara, kendimiz, bize güvenmelerini sağlayacak. Bu değişimlerin içinde kendi özgüvenlerini de kaybediyorlar oyuncular. Anlayışlar farklılaşıyor ama ortak aklımız, futbol aklımız bu anlayışı hedefe odaklayacak ve bu hedefi gerçekleştirecek oyuncuların verimini arttırarak o sonuca ulaşmak. Yani Süper Lig'de buraya geliş nedenim o benim. Bu planlamayı yapabilmek, inanan ve bunu gerçekleştiren ve bundan tecrübe kazanmış kalan ilk yarı, geçen ilk yarıki süreçte. Kalan dönemde de artık bu tecrübelerden yararlanmış ve Bursa Spor'un Süper Lig'de olduğu bir hedefte olmak istiyoruz. Ben Süper Lig'e çıkana kadar bu takımın başında olan ve Süper Lig'de de o planı aslında yapabilen ve tekrar Avrupa hedefi, şampiyonluk hedefi, uzun vade hedeflerimiz içinde bunların olduğu bir sistemin içine dahil olmak istiyorum. Bu sistemin içinde de bu sistemi gerçekleştiren bir lider olmak istiyorum. Bu düşüncedeyim. Olmazsa ne kaybedersiniz? Olmazsa bu konumda oluyoruz maalesef. Bu yüzden hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu, özellikle taraftarımızın buna çok ihtiyacı var ve bizim onlara çok ihtiyacımız var. Motive edici, olumlu, moral verici şekilde ve o gücün de onlarda olduğuna şahit olan bir futbolcuydum. İnşallah hep beraber büyük hedeflere ulaşacağız. Planlamayı aslında bundan önce de, bugün de öyleydi. Bugün de aslında bir seyahat, Menemen'e gidiş programı vardı. Belli programlarda değişiklikler yapıyoruz. Bunu hem transfer politikamızda bundan sonraki süreçteki, hem de o haftaki oynayacağımız iki maçtan sonraki fiziksel duruma göre değerlendireceğim. Ya yani burada ya da orada, ya yani orada dediğim kamp merkezinde gerçekleştireceğimiz süreci, o 8 günlük arada en doğru kararı vereceğiz. Bir kamp düşüncemiz var ama düşüncemizi söylediğim gibi bu iki maç sonrası ve transferle gidecek gelecek oyuncularla ilgili kadro ve mevcut durumda değerlendireceğiz. Ya yani bu hafta o kararı alacağız. Güzel oldu. Şey söylüyorum. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunu uzar mı?